Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündülü xəbərlərimizi görüşənlərinin qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulvatqan gün tərtibdiki xəbərlərini huzurunla sunuşuqdırışımız. Qənəmsiz diqqətlər ekranımızda bolsun. İslam dünyası ictimai təşkilatlar uçuruşuş fəaliyyəti axırlaşdı. 17 ve 18 noyabr İstanbul'da elib berilgan 3-cü növbetlik Xalqara İslam Dünyası İctimai Təşkilatlar Uçuruş Faaliyeti muvaffaqiyetlik ahırlaştı. Faaliyetini İslam Dünyası İctimai Təşkilatlar Birliği bilen Türkiye Xalisani Birleşme Fondi birlikte təşkilligen bulup, faaliyetke Şarık Türkistan Mağrıbı Hemkarlıq Cemiyeti bilen Şarık Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti hemkarlaşıp katnaştı. Körgazmiga Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati bilan Nuzugum kultur va oila jamiyati birlashib, Uyg'urlarga vakolatan Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli haqida madaniyat ko'rgazmasi ochdi. 2 kun davom qilgan ko'rgazmada Sharq Turkiston bo'limini ko'plagan davlat arboblari, shundaqla har qaysi jamiyatlarning boshliqlari ayrim-ayrim ziyorat qildi. Ziyoratchilar ichida Turkiya Jumhuriyati Jumhur Rais bosh maslahatchisi Ahmad Selim Kör o'g'li Türkiye Cumhuriyeti Yaşlar ve Tentarbiye Ministeri Muharrem Kasap oğlumu bulup, Şarık Türkistan Mağrif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Koşumcu Şarık Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan ve Mağrif Cemiyeti Muavin Reisi Musacan Erbilen görüştü. Bugün cukur değilgende bütün İslam dünyasının ki, yani 40 devletin, 45 devletin ammüvi teşkilatla müşekildi. Bu ammüvi teşkilatla körgezmesi, teşkilatla özdenki faaliyetlerini, gerez gayelerini, plan projelerini oturukluya bir özara birbiriyle tonuşuş, meselelerini anlatış, birbiriyle bu öz meselelerini fikir almak suç, arkalık, kollab kuvvetleş noktasına asas kılıngandır körgezme. Biz de meyle körüp turpsle bu bizden tutkan yerimiz. Bu körgezme bu için en merkezi yani tuttuk. Hem pulumuzun maddi cihetinin en kıyın ahval vaktimizde şunda kıymet bir yani merkezi yani tuttuk. Bunun da sebep bugün Şarkı Türkistan meselesini İslam dünyası közü köyme batıdı. Közü köyüsü mü jürke eskınma batkan jürke Şarkı Türkistan'ın köyünün önüme batkan bir peyde. Biz bunu müşahede İslam dünyasının közü gitmiş için yani Şarkı Türkistan meselesi ümmetin bir meselesi ikerlikini his kıldırış için böyle kilip muşu körgezmenin içi batımız. Böyle de Şarkı Türkistan'ı tanıştırdığın kitap. İctimai teşkilatlar uçuruş faaliyeti giyene Malezya, Pakistan, Hindonezya, Katarlık devletlerden gelgen ayal faaliyetçilerimi katlaşkan bulup, onlarımı İslam dünyasındaki ayallarının müşkülatları, İslam dininin aile tüzülmesindeki artıkçılıklar hakkında dokulat verdi. Şarkı Türkistan körgezmesini Kuveyt Ayallar İşleri Ministeri Rahime Hanım Şeripe Hanımlar ziyaret kılgan bulup, Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi Munavvar Öz Uygur Hanım bilen görüştü. Ziyarette Munavvar Öz Uygur Hanım Rahime Hanım bilen ayrım görüşüp, Şarkı Türkistan'ın hazırki içinişlik vaziyet ehvalini tanıştırdı. Rahime Hanım Şarkı Türkistan'ın ehvalini Kuveyt'te tanıştırdıgan buldu, şundakla iki taraf öz ara hemkarlaşıp faaliyet elip berişka kilişti. Xitay dairleri Şarkı Türkistan'da mukabatlıq paşqılış uxturuşu tarqatdı. 18 noyabr Xotan gezdi xəbərdə bildirilişçe, Xitay təcavüzçilərinin Axbarat və Nəşriyyat İdarisi, Nəşriyyat Hüquq İdarisi qatarlıq idarlar birləşib, mukabatlıq paşqılış uxturuşu tarqatqan. Şarkı Türkistan məsələsi xalqaralaşıb, Xitay hər tərəfdən besimğa uçurğan bir peyddə, Xitay özüge nisbətən xəvub dəb qaralğan sahələrdə atalmış seyriq məzmun, Qanunsiz degan nomlar bilan ko'p mablag' chiqarib pash qilish uxtirishi tarqatdi. Pash qilish mazmunlari ideologiya sohasidagi bexatarlik, madaniyat sohasidagi bexatarlik, qoramig'i yetmagan yoshlarning psixik bexatarligiga xavf yetkazgan torbat, axborot nashriyot qatorliq 16 turda Xitoy qonuniga xilof ishlarni pash qilishni ko'rsatdi ekan. Bu 16 tur ichida qonunsiz nashriyot o'rnini pash qilganlarga eng ko'p bo'lganda 600 ming so'm Xitoy puli. Yaşlarının psixik bexatarligi cemiyetki xavp yetkizdigan torbatni pash qilganlarga eng ko'p bo'lganda 50 ming so'm Xitoy puli mukofot berishni qaror qilgan. Mazkur uxtirish 12-oyning 1-chi kunidan boshlab ijro qilindi ekan. Amerika muavin prezidenti Pence Xitoy bosh akkanga qadar tamojni beji to'xtamaydiganligi haqida qasamiyat qildi. Uyghur agentliginin xabarda bildirilishicha Amerika muavin raisi Mike Pence shanba kuni mundaq dedi.
Beijing Amerika'nın taleplerine könümü göçe Amerika Xitay bilen bolgan soğudu talaş tartışlarda yol koymaydı. Hatta tamujnu becini bir hesse aşırıdı. Papua Yeni Gvinisiyada ekilgan Asiya Tiniç Okyan İqtisadi Hemkarlıq Teşkilatı Başlıkları yığınıda pəniz qattıq sözler bilen Xitayğı bu rayondaki soğudu ve bihaterlik haqqıda xırıs kıldı. Pence, biz Xitay bilen bolgan soğudu tanpınsızlıqını betarap kılış üçün keskin tedbirlerini kullandık. Biz Xitayning 250 milyard dollar qimmatidagi meliga tamojna beji qo'ydik. Balkim biz bu sanni yana bir hissa oshirishimiz mumkin dedi. Panisning so'zlari pul muomila bozorining qarshi elishiga erishalmasligi mumkin. Chunki pul muomila bozori Xitoy Amerika munosabatining yaxshilanishini, hatto bu oy oxirida Argentinada ochilmoqchi bo'lgan 20 davlat guruhi yig'inida kelishim imzolanishini umid qilgan edi. Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'iniga ishtirok qilmagan Donald Trump Argentinada Xitay raisi Xi Jinping bilan ko'rishmoqchi. Panisning shanba kuni qilgan ogohlantirishi Trampning juma kundagi nutqi bilan roshan selishtirum bo'ldi. Trump Xitay Amerikaga bir parcha jiddiy savdo vaziyatini muqimlashtirishni qo'llanishni xohlaydigan hal qilish tizimiga yo'llagandan keyin balkim texmo ko'p tamojni beja olmasligi mumkinligini bildirgan edi. Trump 250 milyard dollar qimmatidagi Xitay mahsulotiga tamojni beja qo'yish orqali Xitayning ikki davlat orasidagi savdo ahvolini o'zgartiradigan bir yurish shartlariga yo'l qo'yishga zo'rlagan edi. Washington Beijingdagi Amerika shirkatlarining Xitay bozoriga kirishini osonlashtirishni va ularning bilim mulk huquqini qo'g'dashni, sanoat qo'shimcha yordamini azaytishni talab qiladi. Mike Pence Papua Yangi Gvineya poytaxti Morrisbyning Fairfox portidagi bir kemaga yig'ilgan vakillarga uzun yillardan beri Xitay Amerikadan ko'p foyda elib keldi. O kunlar endi kelmaslik ketdi dedi. U yana Xitayning Tinch okeandagi zamin ta'masini bulibmi Xi Jinpingning quruqlik va dengiz orqali Osiyo, Afrika va Yevropa orasidagi bog'lanishni kengaytirishni plan qilgan bir balvoq bir yo'l tashabbusini nishonga oldi. Panis mundaq dedi. Biz taraytidigan balvoq va yoki taq yo'nalishlik yo'l o'ttirg'i qo'ymaymiz. Panis garchi Xitayning bu rayondagi talash tortishda qolgan orollarga egilik huquqi talab qilayotganligini bevosita tilga olmagan bo'lsa-mu, lekin Amerikaning dengiz okean huquq manfaatini qo'g'dashga tirishib yordam beradiganligini bildirdi. Xi Jinping necha minut ilgarila o'zining bir balvoq bir yo'l tashabbusi va bu rayonning erkin savdoga ehtiyojlik ekanligi haqida uzun so'z qilgan edi. Xi Jinping o'z tashabbusi haqida to'xtalib, uning a'zo bo'lmaganlarga ishki taqoq maxsus klub va yoki ba'zi kishilar aytgandek tuzoq emasligini bildirgan. U yana savdo quruqchiligi bo'lsa, kaltipamlik muqarrar mag'lub bo'ladi degan edi. Xi Jinping tarix shuni ko'rsatdiki, tirkishish mayli sovuq urush bo'lsin, issiq urush bo'lsin va yoki savdo urushi bo'lsin, hech qaysisida yangichi bo'lmaydi dedi. Xalqaro o'quvchilar jamiyatida Sharq Turkiston tanishtirildi. 18 noyabr Xalqaro o'quvchilar jamiyatida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli tanishtirildi. Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi doktor Abdusalom Taklimakan Xalqaro o'quvchilar jamiyatida Xitoyning hozir Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'in qilish jinoyatlarini tanishtirdi. U so'zida mundaq dedi. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda elib berayotgan assimilyatsiya milliy komissiya siyosatiga uzoq zamonlar bo'lgan bo'lsa-mu, biroq qahramon xalqimiz tiz pukmay o'zining dini e'tiqodi, milliy urf-odati, til yiziqini davomlashtirib kelgan edi. Mag'lubiyatiga tan bermagan Xitoy 2 yildan buyon Uyg'urlarni irqiy qirg'in qilib yo'qotish harakatiga otlandi. 3 milliondan ortiq musulmonni lagerlarga sababsiz tutqun qildi. Lagerdan qarindoshlarimizning o'lim xabari orqa-orqadan chiqishga boshlandi. Xitoy tajovuzchilari ota-onasi lagerga tutqun qilingan farzandlarimizni bolalar lagerga tutqun qilib, ularni tashqi muhitdan ayirib, dinsiz qilib tarbiyalashga boshlandi. Xitoy Qashqariga yuqori maosh bilan 12 ming Xitoy tili o'qituvchisi yotganligini e'lon qildi. 2 kun burun Xitoyning Undidor supsida e'lon qilingan xabarlarga ko'ra, Xitoy Qashqar viloyatiga yuqori ta'minot bilan 12 ming Xitoy tili o'qituvchisi qabul qilinadiganligi haqida e'lon chiqargan. E'londa qabul qilinadiganlarning ichkiri o'lkalardagi oliy maktablarni bitirgan bo'lishi, diniga e'tiqod qilmasligi ko'rsatilgan bo'lib, ularning maoshining 10 ming so'm bo'ladiganligi, shundaqla uy bilan ta'minlanadiganligi bildirilgan. Xitoy Hindoneziyani kontrolliqqa kirgizishga boshladi. Xitoy bilan Hindoneziya o'rtasida 200 milliard yuan, ya'ni taxminan 28.8 milliard dollarlik pul almashtirish kelishimi tuzildi.
Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Xitay Merkez Bankası tarafından ilan kılınan bayanatta, iki devlet otursudaki soda, selinma ve maliye bazarının mukimliğinin devamlı şığa asallık yaratışı mekside, 28.8 milyar dolarlık pul almaştırış kilişimi tüzülgelleke cekarlandı. 3 yıllık küçüke ige bu kilişimden müddetini her iki taraf kilişken takdirde uzartkılı bulundukken. Asya Tinç Okyan Hemkarlık Teşkilatı yığını muvaffakiyetsiz ahırlaştı. 19. noyabr The Wall Street Journal haberde bildirilmişçe, Xitay bilen Amerika'nın ihtilafı sebeplik, Asya Tinç Okyan İktisadi Hemkarlık yığını, Xitay bilen Amerika'nın ihtilafı sebeplik, Asya Tinç Okyan İktisadi Hemkarlık yığını muvaffakiyetsiz ahırlaştı. Haberde yığın talaş tartış bilen ahırlaşkallıkı, sahipkan devlet Xitay emeldarlarının besim kılgallıkını ayıplı geldiki. Şuna kalıp Amerika bilen Xitay'nın ihtilafı her kaysi devlet vekillerinin soda, bihaterlik ve meblağ siliş cahitliki ortaklıkıga tozkulluk kılgallıkı bildirildi. Sahipkan devletinin iki yukarı derecelik emeldarı bu axtı toxtulup, Xitay emeldarı şembe günü Papua Yeni Gvineyası Taşkı İşler Ministeri bilen körüşün talep kalıp, özünün işhanısıga üsüp girgen bulup, bir pes talaş tartış kılgan deyken Xitay emeldarını sakçılar elip çıkıp ketkerlikini aşkarıldı. Bırak Xitay emeldarı bu kılmışıgı tenip, başkalar biz üçün söz çöcek tokuvatıdı degen. Haber diyene Xitay Papua Yeni Gvineyası'ga her hıl aşkarı besim işilti sebebiden ihtilap ve ciddicilikler bilen ortak bayanatma ilan kılanmağallıkı bildirildi. Türkiye İyi Partiye milletvekillerinden yeni Şarkı Türkistan nidası. İyi Partiye Aydın milletvekili Adnan Sezgin ve İyi Partiye Antalya milletvekili Feridun Efendiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'de ayrım ayrım Şarkı Türkistan'daki zulümler hakkında toxtaldı. Adnan Sezgin Efendi, hükümet Şarkı Türkistan hakkındaki tekliflerimizde kulak salmadı diğerlerini bildirip, aldın kıtım Milliyetçi Hareket Partisi Xitay'nın Şarkı Türkistan'da eyle peyrevatkan insani defsendicilikleri hakkında pikir kıldı. Şarkı Türkistan'daki zulümler hakikaten mevcut. Biz bu birkaç kıtım otturgu koyduk. Bırak hükümetten hiç kandak inkas görmedik. Şarkı Türkistan hakkında nurgun devletler söz kılıp atıdı. Ularının içi de Türkiye en kulak yupırbalgan bir devlet bulup kılıp atıdı. Hatta Birleşken Milletler Teşkilatı da Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip verip atkan zulümleri otturgu koyulgan bolsa mı, Türkiye vekili iki kur söz bilen sözünü ahırlaştırdı diye diğerlerine bildirdi. İyi Partiye Antalya milletvekili Feridun Efendi bolsa Millet Meclisi kılgan sözü de Xitay zulümünden kaçıp Türkiye'ye gelgen Uygurlarını ayrı durumda tutup kılıp atımız. Türkiye'de faaliyet kılıp atkan Uygurlarını her hıl vasıtlar bilen çekilip atımız. Bırak Suriye'den gelgen Arablar Türkiye'nin her yerinde katıraydı. İşlerini haksız kılışıdı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşeceğiz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.